değerli arkadaşlar, yan dişler ve on dişler. Bakın arkadaşlar, bunları vermiştim, trilyonun kaç sıfır olduğunu. Uzunluk ölçülerinin nasıl gittiğini hatırlatıyoruz. Arkadaşlar bakın, kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetre onar onar büyür, onar onar küçülür. Hatırladık mı? Bunları arkadaşlar ilkokuldan biliyoruz zaten diye düşünüyorum. Devam edelim. Sıvı ölçüleri arkadaşlar aynı şekilde kilo, litre, hektolitre, dekalitre, litre, desilitre, santilitre ve mililitre şeklindedir. Ve bir desimetre küpünde bir litre olduğundan bahsetmiştik. Değerli arkadaşım, ne demiştik? Kilogram, sonra hektogram, dekagram, gram, desigram, santigram ve miligram olmak üzere de gramlarımızı arkadaşlar göstermiş idik. Evet, şuradan devam edelim. Evet, şimdi arkadaşlar bunların nerelerde kullanıldığına bakalım. Diyor ki aşağıda verilen sayıları bilimsel gösterim olarak yazınız demiş değerli arkadaşım. Yazalım. Bakın, tek bir insan al yuvarı 270 trilyon hemoglobin molekülü içerir. Arkadaşlar trilyon kaçtı 10 üzeri? 12. 10 üzeri 12 miydi? Evet. Arkadaşlar o zaman 270 çarpı 10 üzeri 12 mi? Evet. Fakat bilimsel gösterimde katsayımız kaç oluyordu en fazla? 1 ile 9,9. Değil mi? 10, evet, 10 olamıyordu. O zaman arkadaşlar burayı 10'a böldük, 27 oldu. Bir daha 10'a böldük, 2,7. Orayı 2 defa 10'a böldüysem burayı da 12'den neye getireceğim? 14'e. Tamam mıyız? Burayı 100'e böldüm, burayı 100'e çarptım. Hatırladık mı? Peki, Çin'in nüfusu yaklaşık olarak 1,5 milyardır. Milyar neydi arkadaşlar? 13,9. O zaman zaten 1,5 olduğu için sıkıntı yok. 1,5 çarpı 10 üzeri 9 zaten bilimsel. Rusya'nın yüz ölçümü yaklaşık 17 trilyon metrekaredir. Yani arkadaşlar 17 çarpı 10 üzeri 12 mi? Evet. Burası yalnız bilimsel değil. 10'a böldük. O zaman burayı ne yapacağız? 13 mü? Yani 1,7 çarpı 10 üzeri 13. Anlaşılmış mıdır? Ben anladım. Anlamayan var mı? Hocam tekrar anlatır mısınız diyen var mı? Hocam tekrar anlatır mısın? Tekrar anlatalım. Tekrar anlatalım. Arkadaşlar 17 trilyon demiş. Eren. 17 trilyon nedir? 17 çarpı trilyon 10 üzeri 12 diye gösterildiğini söylemiştik. Şimdi bu bilimsel değil. Niye? Katsayımız 10'dan büyük. Normalde 1 ile 10'a kadar oydu. 10 olmuyordu. 10 arası. 10 arası. Arkadaşlar 17'yi o zaman 10'a bölersek 1,7. Burayı 10'a böldüğümüzde bozulmaması için 10 üzerini ne yapıyorduk? Birini bölüyorsak diğerini çarpıyorduk. O zaman çarparım. 10 üzeri 12'yi 10 üzeri 1 ile çarparsam 10 üzeri 13. Şimdi oldu mu? Tamam hocam, teşekkürler. Pekala. Pasifik Okyanusu'nun hacmi 700 milyon kilometre küp. Milyon 10 üzeri kaçtı arkadaşlar? 10 üzeri 6. 10 üzeri 6. Evet, o zaman 700 çarpı 10 üzeri 6 mı? Evet. Arkadaşım 7 diye yazacağız. Bunu ben 2 defa bölersem, yani 100'e böldüm. Burayı 2 basamak arttıracağım o zaman. 7 çarpı 10 üzeri 8. Tamam mıyız? Evet hocam. Tamamdır hocam. Ekvatorun uzunluğu 40 milyon metredir. 40 çarpı 10 üzeri 6. Arkadaşlar bu 0
oldu? 7. 4. Dolayısıyla 4 çarpı 10 üzeri 7. Evet. 80 milyonu da siz bilimsel yazın. Hocam chatten atıyor musunuz? Söyleyebilirsiniz. Hocam ben... Söyleyebilir miyim hocam? Söyleyebilir miyim hocam? Duru söylesin, Duru söyle. 8 çarpı 10 üstü 7. Evet. 80 çarpı 10 üzeri 6'dır. Değil mi arkadaşlar? O da bunu 10'a böldük. Burayı 10'la çarptık. 8 çarpı 10 üzeri 7'dir değerli arkadaşlar. Ben anlamadım. Bu nasıl oldu diyen var mı? Bir önceki dersi tekrar etmişse zaten halletmiştir. Pekala değerli arkadaşlar. Devam edelim. O halde. Arkadaşlar çevirme yapalım. Bakın bu kadar kilometre kaç metredir? Arkadaşlar bakın metreye çevirirken kaç sıfır gidiyor? 3. 3. Pardon 3 sıfır daha ekleniyor. Niye gitsin? Kilometreden metreye tam tersi değil. Siz de hemen. Arkadaşlar kilometreden metreye dönüyoruz. 3 sıfır daha mı ekleyeceğiz? Yani 1, 2, 3. O da nedir? 14 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8, 9. 8. Ama bu bilimsel değil. Ne yapacağız? 1,4 çarpı 10 üzeri kaç olacak? 9. 9 olacak değerli arkadaşlar. 1,4 çarpı 10 üzeri 9. Niye böyle olduğunu anladık mı? Çünkü bu metreye gelirken zaten kendinin 5 sıfırı vardı. Arkadaşlar 3 sıfır da ben ekledim. Metreye döndüğü için biliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar bu kadar metre ne kadar santimdir bilimsel olarak? Metreden santimetreye giderken kaçta çarpıyorduk? 10. 10 mu? 100. Arkadaşlar 100 dikkat. 1 metre 100 santimetre. Tamam çarpalım. 175 çarpı 10 üzeri 5'i 100 ile yani 10 üzeri 2 ile mi çarpacağız? Çeviriyoruz ya. 17 çarpı 10 üzeri 7 mi oldu? Evet. Bu bilimsel mi? Değil. Burayı 10'a böldüm. Burası kaç olacak o zaman? Burası küçüldü, burası büyüyecek. Ne olacak? 8, 10 üzeri 8. 8, 10 üzeri 8. Pardon, bu arada 5 varmış arkadaşlar, özür diliyorum. O zaman bir tane daha böleceğim, 9 olacak. Ben 5'i yazmamışım, özür dilerim. Evet, arkadaşlar diğerini de siz yapın. 2000 kilometre kare metre kareye çevrilecek. Kaç sıfır eklenir? Hocam söyleyebilir miyim? Söyle bakalım. Hocam ben 2 çarpı 10 üzeri 6 buldum. 10 üzeri 6 buldun. Dikkat. 10 üzeri 9. Şimdi eğer kilometreden metreye dönseydin İpek 3 sıfır koyardın. Doğru mu? Kilometreden metre. Evet. Ama ne demiş? Kilometre kare. O zaman kaç sıfır koymam lazım? 6. Okey. Yani yüzer yüzer aşağıya gelecek. Onar onar geliyordu ya İpek. Normalde kilometreden aşağıya dekametre diye geliyordu ya. Hektometre, dekametre, metre. Onar onar düşüyordu ya. Kare olduğu için ne düşecek? Yüzer yüzer çarpacaksın. Küp olsaydı ne olacaktı? Kilometre küp. O zaman biner biner aşağı inecektik. Tamam mı arkadaşlar? Kaptık mı? Tamam. Pekala. Arkadaşlar bakın. Şuraya nokta koyduk. 2 milyon metre kare. Bak yine aynısı. Dikkat et. Metre kareden santimetre kareye gideceğiz. Normalde metreden santime gitseydik 100 giderdik. Ama metrekareden santimetreye gidersek 10 bin gitmeliyiz değil mi? 100 çarpı 100, 10 bin. İlayda anlamadı. Yok.
Hocam ben de anlamadım. Şimdi anladım hocam. Eren de anlamadı. Devlet de anlamadı. Arkadaşlar bakın, metreden santimetreye giderken yüzle mi çarpıyorduk? Evet. Ya bunun karesi alındıysa, bunun karesi alındıysa bunun da karesini almam lazım. Yüzün karesi nedir? 10 bin değil mi? 10 bin. Evet. Evet. Şimdi anladın mı? Küpünü alsaydın bunun da küpünü alacaktın. Tamam mıyız şimdi? Tamam. Devlet, oldu mu? Evet hocam. Peki. Arkadaşlar o zaman 4-0 daha gelecek. Yani 6-0 vardı. 2 çarpı 10 üzeri 10. 2'ye bir şey yapmama gerek yok. Çünkü bilimsel gösterime uyuyor. Arkadaşlar gramdan, kilogramdan grama giderken bunu 3-0 mı koyacağız? 12.000'di. Dolayısıyla 12 çarpı bu sayı nedir? 12 çarpı 10 üzeri 6 mı? Ama bilimsel değil. 1,2 çarpı olursa 10 üzeri 7 mi oldu? Evet. Beliz, anladık mı? Biraz hocam. Beliz, anlamadığınız yerde soralım. Ata, bir senin ekranın kapalı. Aslanım. Evet, Beliz. Bak, kilogramdan grama giderken 1 kilogram 1000 gram değil mi? 1 kilo. Evet. Bunu 1000 ile çarparsam 12.000'i 1000 ile çarpmak demek, bu sayının 12 milyon olması demek değil mi? Evet. 1000 ile çarp. 12 milyonu da 12 çarpı 10 üzeri 6 diye geçen ders yazmayı görmüştük. Hatırladın mı? Şimdi evet. Ama bilimsel değil. Buranın 1 ile 10 arasında olması lazım. Bunu 10'a bölüyorum. 1,2. Bunu 10'a böldüysem bunu da 10'la çarparım ki eşitlik bozulmasın. Burası ne oldu? 10 üzeri 7. Tamam mıyız şimdi? Evet. Evet. Arkadaşlar hadi 5 tonu da siz kilograma çevirin. Yine 1 ton 1000 kilogramdı değil mi arkadaşlar? Bu kolay olmuş. Yani evet oldu. Hocam chatten mi atıyoruz? Evet chat'e atabilirsiniz. Evet ne olacak arkadaşlar? Beliz dikkat. Devlet dikkat. Arkadaşlar 1 ton evet Yiğitan. 1 ton kaç gram? 1000 gram. 1000 gram. 1000 ile çarpacağız bu kadar. 5000'i 1000 ile çarparsa 5 milyon olmaz mı? Evet. 5 milyon kilogram. O da 5 çarpı 10 üzeri 6. Bilimsel mi bu gösterim? Evet. O zaman 5 üzeri 6. Dikkat. Dikkat. Arkadaşlar litreden santilitre. Evet, bunu ilk doğru çevirene bir tadelle daha. Santilitre. Attım hocam, doğru mu? Bakacağız. İlayda, 40 çarpı olmaz ki İlayda. Hocam ben attım, hocam ben attım. Atacağım ya. Bakacağız. Yiğit Alp diyor ki 4,3 hocam 410 dediğim de şey. 4,3 çarpı 10 üzeri 6. Duru diyor ki 4,3 çarpı 10 üstü 7. Hocam İlayda, ben virgülü koymayı unutmuşum. Evet. İpek de 10 üzeri 7 dedi. Arkadaşlar bakınız 4,3 çarpı 10 üzeri 7 olacaktı. Çünkü 1000 santilitre 1 litre. Bu kadar. Hocam kim aldı? Duru bildi. Doğru mu? Evet, Duru'ya gitti. Arkadaşlar bu kadar metrekare kaç milimetre karedir? Dikkat! Metreden milimetreye giderken önce neye gidiyorsun? Santimetreye gittin 100. Milimetreye gittin 1000. Ama bu kez 1000 gitmeyeceksin, karesi kadar gideceksin. 1000'in karesi ne?
10 üzeri 6 mı? Evet. 10 üzeri 6 değil mi? 10 üzeri 3 de orada var. 10 üzeri 9. Ama 47. 47'yi 4,76 yaparsan 10 üstü 10 mu olur? 10 üstü 10. Yiğital. Dikkat. Arkadaşlar bakın metreden milimetreye giderken normalde 1000 ile çarpar. Kare dediği için 1000'in karesi yani 10 üzeri 3'ün karesidir bu da. 10 üzeri 6 ile mi çarpacağız bu sayıyı? Saner'cim anladın mı? Ceren Naz. Ben anladım hocam. Tamam. Ceren Naz, Saner anladın mı? Evet hocam. Ataberk. Tamam mıyız? Evet hocam. Bak arkadaşlar anlamadığınız bir yeri geçmeyin. Israrla üzerine duruyorum. Arkadaşlar bu sayı 10 üzeri 6 ile çarparsam 4,76 çarpı şey 47,6 çarpı 10 üzeri 9 mu? Arkadaşım virgülü bir sola kaydırırsam 4,76 bilimsel. Burayı da o zaman ne yaparım? 10. Tamam mıyız? Buyurun. 7000 metreküp kaç santimetre küptür? Arkadaşlar metreden desimetreye indiğimizde 10 ile çarpıyorduk. Doğru mu? Küpü olursa ne olacak? 10 üzeri 3. Demek ki bu sayıyı 7 çarpı 10 üzeri 3'tür bu. 7000. Bir tane daha 10 üzeri 3 ile çarparsak ne oldu arkadaşlar? 7 çarpı 10 üzeri 6. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım bunu da ilk çevirene bir tadelle daha verelim. Bugün çok bol verdim ya. Herhalde şekerim düştü iftara yakın. Aynen hocam. Kendim yiyecekmiş gibi veriyorum bak. Bu arada baktım ha hesapladım geçen. Bayağı bir tadelle parası bir. Ne yapacağım ben? Hocam metreyi litreye mi çeviriyoruz? Bak ben biraz önce bir şey söylemiştim. Demiştim ki litrenin denk geldiği şey kimdi? Metreküp değil neydi? Neye denk geliyordu litre? Hocam şimdi söyleyeyim. Metre nasıl? Söyleyeyim mi hocam? Desimetre miydi? Efendim? Bence biri söyledi, biri söyledi. Kimdi o? Desimetre miydi hocam? Desimetre küple denk geliyor demiştim. O zaman sen o sayıyı önce metreküpü bir desimetre küpe çeviriver. Litre olacak zaten. Bitti. Bu kadar. Ya... Ama olmaz canım tadelle olmaz. Yani ben çözdüm soruyu. Herkes bana tadelle verecek. Bundan sonra böyle olur bir şey yapayım da şu tadelle borçlarını kapatayım ya. Evet. İtalp çözdü olayım. Hocam siz demeden önce ben cevabı yapmışım yazıyordum sadece. Ya tamam zaten inecektim diyor ya Nasrettin Hoca. Değil mi? Şaka yapıyorum şaka. Abi sen ben bunu anlamadım nasıl yapacağım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın unutmayın. Birim çevirmelerinde 6. sınıfta bunu gördünüz. Ya da görmüş olmalıydınız. Niye görmüyorsunuz? Evet arkadaşlar bir desimetre küp demek aslında bir litre demektir. Anlaştık mı? Bir evet. Desimetre. Şimdi bir desimetre küp deyince şimdi Saner diyor ki hocam metreden litreye nasıl geçtik ya? Doğru mu? Bu ne demek biliyor musun arkadaşım? Üç boyutlu düşün. Üç boyutlu. Bir küp düşünüyoruz. Bir küpümüz var. Çok da küp çizdim ya zaten. Nasıl bir küp? Bir metre, bir metre ve şu içteki uzunluğu da bir metre. Böyle bir küp düşünün. Bunun içine su doldurduğunu düşün. Bunlar desimetre yalnız. Bu birlerin hepsi desimetre. Bir desimetre, bir desimetre. İşte arkadaşlar böyle bir küpe sen su doldurursan bu ne edermiş? Bir litre. Bunun hacmini nasıl buluyordun? Bir çarpı bir çarpı bir. Doğru mu? Hacim bulurken. Desimetre, desimetre, desimetre. Üçünü de çarptın. Ne oldu? Desimetre küp oldu. Bir desimetre küp. İşte böyle bir desimetrelik bir depo yapsan sen, içine su doldursan, tartsan bir litre gelir. Anlaştık mı şimdi? Hocam ben anladım. Evet. Somutlaştırıyorum bak. Hocam tadeliyi kazandım mı ben? Biz ne derdindeyiz o ne derdinde. Evet kazandın.
Evet. Arkadaşlar şu elimdekini küp düşünün. Küp. Bu bir küp. Değil ama küp. İnan buna. İnan buna, bu küp. Anlatmışımdır. Ya şu Cem Yılmaz'ı çek Allah aşkına. Anlatmışımdır. Arkadaşlar şimdi istihbaratlar yarışıyormuş. Alman istihbaratı bir adamı almış ormandan. Ondan sonra arkadaşlar konuşturmuş. Ama bir saatte. Fransız istihbaratı almış. Konuşturmuş adamı, almışlar 45 dakikada. Türk istihbaratı almış arkadaşlar. Adam 2 saat geçmiş konuşamıyor. 3 saat geçmiş konuşamıyor. Demişler ki ya ne oluyor bu? Ondan sonra gidip adama sormuşlar. Demişler ki niye konuşamıyorsun? Adam demiş ki ben filim. Ben filim. Filler konuşamaz demiş. Yani adamı fil olduğuna ikna etmişler arkadaşlar. Bırak konuşturmayı. Adamı fil olduğuna ikna etmişler. Fil, fil. O yüzden nereden geldik buraya? Biraz önce ikna olduk mu? Hayır falan. Evet. Vallahi arkadaşlar Türk makamları böyledir. Şimdi arkadaşlar olay şu. Yani bunun bir küp olduğuna inan. İnanmalısın. Arkadaşlar şunu diyorum. Bir küp çizelim. Başarabilirsin. Hepimiz küp çizmeyi biliyor muyuz? Evet. Biliyoruz. Evet. Hayal et. Burası bir desimetre uzunluğunda. Burası bir desimetre şu yukarısı. Şu içerisi de bir desimetre. Tamam mı? Bir küp. Arkadaşlar bunun da burada bir deliği var. Buradan su doldurduk. Doldu, 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 doldu. Bunun hacmini sorsaydın bana ne yapacaktın? 1 çarpı 1 çarpı 1. Yani 1 desimetre küp çarpı 1 desimetre pardon çarpı 1 desimetre. 1 kere 1, 1. 1 kere 1, 1. Desimetreye desimetreyi çarptım, desimetre kare. Bir daha desimetreye çarptım, desimetre küp oldu mu? Hacmi. Evet. İşte arkadaşlar adamlar buna bakmışlar. Lan demişler bunu bir tartalım. Bir tartmışlar. Aa 1 litre. Anladın mı şimdi olayı? 1 litre gelmiş. Anlaştık mı? Evet. Yani sen bir şeyi desimetreye çevirirsen desimetre küpe o litredir. O zaman arkadaşlar metre küp demiş. Şimdi geldim. Metreden desimetreye inerken onla mı çarpıyorduk? Evet. Metre küpten desimetre küpe inerken 10 üzeri 3'te 1000'le 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 10 üzeri. Arkadaşlar dolayısıyla ben 16,8 çarpı 10 üzeri 3'ü metre küpten desimetre küpe çevirmek için 10 üzeri 3'le mi çarparım? Evet. Artık bu sayı desimetre küp. Kaç desimetre küp? 16,8 çarpı üstler toplanıyordu. 10 üzeri 6 desimetre küp mü? Desimetre evet. Küp de litreye mi eşit? Evet. Arkadaşlar 16,8 bilimsel değil. 10'a böldüm 1,68. Burasını bölüyorsam burayı yükseltiyordum. 10 üzeri 7 litre. Şimdi oldu mu? Evet. Herkes anladı mı? Herkes anladığına göre problem yoktur. Pekala. Bu çevirmeleri bilmemiz lazım. Ama LGS'nin genel taktiğidir. Neyi neyle çarpacağınızı verir. Yani bir desimetre küp bir litredir diye söyler. Anladınız mı? Niye söyler? Niye söyler? Ya hocam o kadar zor soru soruyor. Niye onu söylüyor? Onu da söylüyor işte. Ne yapsın? Garibanlar acıyorlar. Fakirler acıyorlar yani. Evet. Arkadaşlar 100 gram çikolatada yaklaşık 600 kilo kalori enerji bulunmaktadır. Bu bilgiye göre 15 gramdakinin bilimsel gösterimini yazın. Ne yapacağız? 100 gramda oran orantıyı biliyoruz. 600 kilo kalori varsa 15 gramda ne kadar vardır? Doğru mu? Arkadaşlar. 15.000 hocam 15.000 olmayacak mı? 15 kiloymuş pardon özür dilerim doğru. 15.000 gram doğru mu? 15.000 gramda ne kadar vardır? Arkadaşlar 600 çarpı 15.000 bölü 100. 3.
Arkadaşlar yüze böldüğümüze göre şunlar gitti mi? Gitti. 90 bin mi oldu arkadaşlar? Bakın 6 ile 15'i çarptık. 90 bin. 90 bini biz nasıl yazıyoruz? 90 bin. Arkadaşlar 9 çarpı 10 üzeri 4 yazıyoruz. 10 üzeri 4. Bu kadar. Anlaştık mı efendim? Tamamdır hocam. Pekala. Yazmak isteyenler yazsınlar. Bir ton kağıt için yaklaşık 17 ağaç kesiliyormuş. Vay 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 vay. Ülkemizde yıllık 6 milyon ton kağıt tüketimi yapıldığına göre kesilen toplam ağaç miktarını bilimsel olarak yazınız. Hadi bakalım. Bir ton için 17 ağaçsa 6 milyon ton için ne olur? 17 çarpı 6 milyon olur, doğru mu? Evet, chatten alalım cevapları. Çok ağaç kesiliyormuş arkadaşlar ya, bir ton kağıt için. Düşünsene o ağaç kaç yılda yetişiyor biliyor musun sen? Yiğit Al, 1,7 çarpı mı? Yiğit Al, bir zahmet çarpsaydın ya 142 milyonu. Bir yazsana düzgünce. Eyvah eyvah. Anlamamışız. Anlamamışız. Arkadaşlar ben anladınız mı diye gazozuna sormuyorum. Yiğit Alp, 17 ile 6'yı çarpıp 141 mi buldun? Arkadaşlar 17 ile 6'yı çarparsanız 102 olmaz mı? Evet, hocam şey ben 102 evet orada 2 oldu. 102 milyon olmuyor mu? Evet. Arkadaşlar 1 ton için 17 açsa 6 milyon için 6 çarpı 17'den 102 tane milyon. Yani 10 üzeri 6 mı? Evet. Bir arkadaşım da diyor ki 102'yi nasıl bilimsel yazacağız? Aa arkadaşım biz sabahtan beri ne yapıyoruz? Bak ne yapıyoruz bilimsel olması için? Bunu 10'a bölersek 10,2. 100'e bölersek 1,02. Demek ki burayı 100'e bölecekmişiz değil mi arkadaşlar? Burayı 100'e böldüysem burayı da 100'e çarpıyor muydu? Evet. Yani 1,02 çarpı 10 üzeri 8 mi olacak? Şimdi anladın mı? Evet hocam, ben de 1,02 yazacaktım ama elim 1'e değdi. Evet. Anlaştık. Hocam ben en son attım o cevabı. Hele şükür. Tamam. Şimdi anladın mı? Tamam mıyız? Peki. Arkadaşlar böyle bir tane soru geliyor LGS'de. Dünya ile Mars arasındaki uzaklık 55 milyon kilometre. 55 milyonu nasıl yazarım? 55 çarpı 10 üzeri 6 mıdır? Kilometre. Mars'a uzay aracıyla gönderilmiş robotun giriş geliş toplam aldığı yolun. Arkadaşlar bu kadar gittiyse bu kadar da gelecek. Doğru mu? Yani şunu iki katına çarpacağız. Arkadaşlar 110 milyon olur mu? Evet. Arkadaşım bunun bilimselini göster demiş. 10'a böldük 11. 100'e böldük 1,1 çarpı 10 üzeri 8. 1,10 çarpı 10 üzeri 8 oldu. 100'e böldük. 1 milyon, ay 1 milyon. Metre demiş. 1,1 yazılır. Metre dediği için bunu bir de 10 üzeri 3 ile çarpacağım. 10 üzeri 11 olacak. Ben kilometre olarak gördüm. Metreymiş. Metreye çevirirken de 1000 ile çarptığımız için 1,1
1,1 bunu yazmasak da olur. Sıfırın bir önemi yok ya. 10 üzeri 11. Ben bunu anlamadım diyen var mı? Yok. Peki. Hocam o üstü 3'le neden çarptık? İlayda kilometre bulduk ya, o metre için. Tamam, anladım. Arkadaşlar bu arada Çin'in attığı roket İstanbul'a mı düşecekmiş? Ne olacak? Hocam umarım düşmez. Nereye düşecekmiş? Hocam İstanbul'a Türkiye'ye düşme ihtimali varmış. Ne zaman düşecek? Hocam bilmiyorum. Allah bilir hocam. Nasıl hocam, Allah bilir. Şu an nerede bu roket? Hocam Allah bilir. Hocam roket mi var? Yok mu? Ya Çinliler uçatmış ya, roket sapıtmış. Yörüngeden mi çıkmış, ne olmuş? Şimdi bu yörüngede değilse düşmesi gerekiyor. Hocam Türkiye'ye garanti değil ama ihtimal, yani sadece Türkiye'ye düşme ihtimali var. Ama ya, Allah bilir. Arkadaşlar bu adamlar bunu bilir ya, bunun ihtimali olmaz. Hocam adamlar kesin bilerek hocam, ihtimali varmış. Çünkü roketin yani yörüngeden sapmış, kontrol altında değil, bilemezler o yüzden kesin. Oo, olarak sapmış mı? Sanırım. Allah Allah, ne zaman düşecek acaba? Gelişmiş ülkelerde yıllık 222 milyon ton gıda maddesi israf edilmektedir. 222 milyon. Burada arkadaşlar birimleri yazmak önemli. Ton. Bunun diyor kilogram cinsinden yazın. Arkadaşlar tonu kilograma çevirmek için kaçla çarpacağım? 10 üzeri 3 ile mi? Çünkü 1000 kilo bir ton mu oluyor? Değil mi? 1000 kilo. Arkadaşlar o zaman ne oldu? 222 çarpı 10 üzeri 3 ile 6'yı çarptık, 9. Bunu bilimsel yapmak için 10'a böldüm. 2,2 22,2 100'e bölersek 2,2. Demek ki katsayım 2,2 22 oldu. Ama burayı kaçla çarpmalıyım? 100'le. Yüzde 10 üzeri 2 miydi? Evet. O zaman burası 10 üzeri 11 oldu mu? Evet. Tamam mıyız? Evet. Dersten düşenler mi oldu? Yok, ben düşmedim. Devlet nerede? Olabilir hocam. Bugün internet çok kötü. Ben de sürekli... Evet. Bugün birçok kişi aynı şeyi söyledi. Ben az çok nedenini biliyorum da neyse. Ne hocam? Ne hocam? Hocam oyun oynamaktan diyeceksiniz değil mi? Ya insanlar kotayı dolduruyor arkadaşlar. O yüzden kota dolduğu için arkadaşlar. Değerli arkadaşlar devam edelim. Ülkemizin yüz ölçümü yaklaşık olarak 780 bin kilometre karedir. Arkadaşlar 780 bin nasıl yazılıyor? 780 bin. Doğru mu? Bu bilgiye göre yüz ölçümünün metrekare cinsinden, dikkat. Şimdi kilometreden metreye inerken kaç metreydi? 1000 metre miydi? Ama kare olduğu için bunun karesini alırsak 1 milyon mu olur? 1 milyonla çarpmalıyız değil mi? Yani arkadaşlar bu neydi? 78 çarpı 10 üzeri 4 müydü bu? 4 sıfır var. Bunu kaçla çarpacağım? 10 üzeri 6 ile mi? Herkes görebiliyor mu? Evet. Ne oldu o zaman? 78 çarpı 10 üzeri 10 oldu. Ama bu da bilimsel değil. Kadir Taner, ata. O da 7,8 çarpı 10 üzeri 11 mi oldu arkadaşlar? Evet. Emre, tamam mıyız? Hocam, evet hocam. Bazı arkadaşlar hiçbir şey yazmıyor ya. Nasıl ders dinlemek bu? Önünüzde kitap yok mu? Yok, ben yapanı görüyorum zaten. Sen karanlıkta nasıl yapıyorsun bunu? Hava karanlık, sen nasıl yazıyorsun deftere? Merak ediyorum. Evet. Yani arkadaşlar biz boşa süs olsun diye aldırmadık onları. Yani böyle evet. Buyurun arkadaşlar, bunu da siz yapın. Tabii ki LGS bu kadar basit sormuyor. Biraz daha böyle çarpma falan yaptırıyor. Maalesef hocam. Evet. Buyurun.
Arkadaşlar teknik ekipmanımız hazır olsun. Bilgisayarımız önümüzde olsun. Derste bağlantımız iyi olsun. Kablolu yapacaksak bağlantıyı kablolu yapalım. Evet. Bakanlığımız 1 milyon öğretmen varmış. Bir öğretmen aylık 3000 TL maaş almaktaymış. Yok, daha fazla alıyorlar. Bu bilgilere göre devletin öğretmenlere aylık yaptığı ödeme miktarının bilimsel gösterimi. Oo, güzelmiş. Arkadaşlar nasıl deli bir para ödeniyor 3000 lirayken. Ama şu an yaklaşık öğretmen maaşı 4-5 bin lira falan herhalde. O zamanlar 3000 liraydı. O kitap basıldığında olabilir. Hocam doğru evet. mu? Evet. Arkadaşlar ne yapacağız? 1 milyon. 1 milyon 10 üzeri 6 mıdır? Evet. 3000 TL olduğuna göre 3000. Evet. Bu 3 çarpı 10 üzeri 3 müdür? Evet. Çarptığımızda 3 çarpı 10 üzeri 9. Bakın milyon trilyon mu? Evet. Arkadaşlar 1 milyon öğretmene aylık hocam ilk defa doğru yapmışım. 3 trilyon veriliyor arkadaşlar. Soru daha kolay. Evet. Hocam şu an 5 trilyon mu oluyor? Evet şu an 5 trilyon. Evet değerli arkadaşlar geçiyorum buraları. Evet. Şimdi şöyle konumuzu tekrar bir hatırlayalım. Diyor ki bu eşitlikteki x değeri ne olabilir? Arkadaşlar ne yapıyorduk? Tabanları aynı yaparak eşitlemeye çalışıyoruz. İkisi de 2'nin katı mı? Evet. 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 Bu 2 üzeri 4'ün 12. kuvveti. Bu 2 üzeri 3'ün x'inci kuvveti. Arkadaşlar bakın burası 2 üzeri 48 mi? Burası da 2 üzeri 3x. 48'i 3'e bölersek x ne olur? 16. Tamam mıyız? Evet. Buradaki a çarpı n değerini istemiş bizden. Buyurun. Bakalım kim yapacak? A çarpı n. Evet. Arkadaşlar A dediğimiz sayı zaten 4. Peki burada şu üste ne geliyordu? Dikkat. Virgülden sonraki basamakları sayıyorduk. Doğru mu? Evet. Böyle olduğunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yazacağız. Ama nasıl 10? Eksi 10. Eksi 10. Eksi 10 yazacağız arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Bu sayı aslında 4 çarpı 10 üzeri eksi 10'dur. Hocam hiç emin değildim doğru yaptım. Hocam ben doğru yapmıştım. Bu işlemi yapın dostlar. 10 üzeri 5 bölü 10 üzeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü 10 üzeri eksi 7. Bakın şu 10 üzeri 5 dursun küçük olduğu için. 10 üzeri 6, 10 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 1 miydi? Evet. O zaman bu 10 üzeri 5'ler gitti mi? Evet. Burada 1 kaldı. Bu 1 bölü 10 mu oldu bu taraf? Gördük mü? Buraya bakalım. Bu neydi arkadaşlar? Şunu alalım. 10 üzeri eksi 6. Burası da 10 üzeri eksi 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 değil mi? Doğru mu? Evet. Eksi 6'lar gitti mi? Gitti. Gitti. Burası da 1 bölü 1 bölü 100 değil mi şu? 10 üzeri eksi 2. Evet. 10 üzeri eksi 2 evet. 1 bölü 100 demek. Ama yukarıda da 1 var. O zaman ne oldu arkadaşlar? 100 mü olur? Ya da diğer anlattığımla göstereyim. Bu eksi 8 yukarıya ne diye gelir? Artı 8 mi? Artı 8. Yani 10 üzeri eksi 6 çarpı 10 üzeri artı 8 mi oldu? Üstleri topladık. 10 üzeri 2 mi oldu? Evet. Demek ki arkadaşlar burası 1 bölü 10 çarpı 10 üzeri 2.
yani 100. Bunlara bunu çarparsak ne oldu? 10 mu? Anlaşıldı mı? Ben anlamadım diyen var mı? Hocam ben tamamladım. Tamam. İlayda, bunu 10 üzeri 5 çarpı, bu yukarıya eksi geliyor ya 6. 10 üzeri eksi 6 diye yazabilir miyim? Yazabilirim. Toplarsak 10 üzeri eksi 1 mi oldu burası? Evet. Bunu da 10 üzeri eksi 6 çarpı 10 üzeri artı 8 yazabilir miyim? Evet. 8. Bu da 10 üzeri 2 oldu mu? Hı hı. Şimdi bundan çarpım durumunda çarp. Hı, tamam. 10 üzeri 1. Tamam mı? Herkes anladı mı? Evet. Saner, sesin kapalı. Tamamdır hocam. Bir şey diyor herhalde. Emre, Eren, tamam mıyız? Evet, evet hocam. Pekala. Anladım o. Arkadaşlar, hocam kaç geçeye kadar yapacağız dersin? Efendim? Hocam yine 10 geçeye kadar 10 dakika daha yapacağız. 10 dakika daha. A ne olacak? Söyleyebilir miyim? Söyle. Eksi 12. Evet arkadaşlar. Burada A dediğimiz değer 12 olacak. Eksi 12 olmaz. Bak 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri eksi 12 olursa İlayda eksi 12 yukarıya artı 12 gelir. Olmaz. O yüzden artı 12 olacak ki yukarıya 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri eksi 12 olsun. Okey? Evet. Tamam mıyız? Duru, Ataberk, Beliz. Evet hocam. Pekala. Arkadaşlar evet. Bu işlemin sonucu kaçtı? Kolay bir soru. O işlemimizin sonucu kaçtır? Evet, cevaplar. Arkadaşlar, ikilik tabanda yazacağız hepsini. Olayımız bu. 2'nin karesi 4. 2 üzeri 3'ün küpü 2 üzeri 9. Bölü 2 üzeri 4'ün 8. ikinci kuvveti 2 üzeri 8. Herkes bunu yazabildi mi? Evet. Evet. Yukarısı 2 üzeri 11 mi? Aşağısı evet. 208. Hocam ben 4 üzerinden yaptım. Arkadaşlar ne oldu o zaman? 2 üzeri 3 mü oldu? Fark. Yani sonuç 8. Tamam. Hocam, hocam ben nasıl yaptım? Yani ben hocam şimdi... Saner 4 üzerinden yapamazsın Saner. Ben geçen derste de öyle yapmıştım değil mi? Hocam. Efendim İhtar. Hocam ben şey yaptım. 16 üstü 2, 4 üstü 2 yazdım. 4 üstü 4 oldu, 4 üstü 3 kaldı. Üstü 8 üstü 3, 6 4 üstü 3. Sonra onları 2 tamamlayıp öyle yaptım. Bu şeyi kazandıktan sonra yapabilirsiniz. Ama önce şu seviyede kazanalım. Arkadaşlar 8 üzeri 3'ün yarısı kaçtır? Bir şeyin yarısını almak demek, onu neye bölmek demek? 8 evet, 2'ye. 8 üzeri 3 bölü 2. Böyle bölemiyorsun. E zaten yukarıdaki sayı 2 üzeri 9 değil mi? Bunu 2'ye böl. 2 üzeri 8 mi oldu arkadaşlar?
Gördük evet. mü? Tamam mıyız? O da 256. Evet hocam. O da 256 etti. Evet arkadaşlar, buradaki x'in değeri sorulmuş. Buyurun. Biraz hızlanacağım ki arkadaşlar bitirelim. Bakın bu 2 üzeri 15 midir? Toplarsak 2 üzeri 11 olur. X'imiz de ne olur? 11. Pardon 9. Niye 11 olsun? 9. 9 olur pardon. 15'ten 6 çıkarsa 9. Bunun bilimsel çarpımının gösteriminde onun kuvveti kaçtır? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 çarpı 10 üzeri 9 mu bu? Çarpı 15 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 üzeri 6. Arkadaşlar dikkat. 10 üzeri 9 ile 10 üzeri 6'yı çarptık. 10 üzeri 15. 8 ile 15'i çarptık. 120 mi? Evet. 120 de 12 çarpı 10 mu? 10 üzeri 15 ile çarptığımızda bu 12 çarpı 10 üzeri 16 oldu mu? Anladık mı burayı? Şu 10 ile çarpıyorum ya bunu. 120'yi parçaladım. Gördük mü? Ceren Naz. Evet hocam. Peki. Arkadaşlar bilimsel göstermek için bunu ona bölerim. 1,2. Burayı da 17 mi yaparım? 17. Tamam mıyız? Ben anlamadım diyen var mı? Ata ver. Hocam ben anlamadım. Ata. Şu yazmayı anladın mı? Orayı anladım da son. 8 ile 15'i çarpmamız gerekiyor değil mi? Şunları çarptık. Evet. 120 oldu mu? Oldu. 120'yi içinde 10 yok mu 120'nin içinde? 10 var. Var, parçaladım. Parçaladım. O da 10 üzeri 16 oldu mu? Evet. 12 çarpı 10 üzeri 16'ydı. Bilimsel olması için 10'a böl. Burayı da 1 arttır. Tamam, anladım. Tamam. Ataberk, Beliz, Emre, Eren, Ata. Duyun. Evet hocam. Tamamız. Peki. Arkadaşlar, buradaki A değeri kaçtır? Dikkat. Eksi 1 bölü. Şu üstteki negatiften kurtulmak için nasıl yazıyordum sayıyı? 1 bölü 8 üzeri 2 mi? Evet. Arkadaşlar bakın, bu 1 duruyor yerinde. Bu 1 bölü 8 üzeri 2 takla attı. 8 üzeri 2 çarpı bölü 1 mi? Evet. Çarptığımızda bu birler zaten bir şey ifade etmiyor. Eksi 8'in karesi, o da eksi 64 müdür? Gördük mü? Ya da şunu yaparsın. 8 üzeri eksi 2 yukarı nasıl gelir? 8 üzeri 2 gelir. Evrende eksi var. Bitti. Öyle de yapabilirsin. Değerli dostlar, bunu da yapalım. Dersi bitirelim. Bakın 12 üzeri 13 bölü 3 üzeri 9 çarpı 9 üzeri 2. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu ne? Hiçbir şey değil. Arkadaşlar şunu hatırlıyor musunuz? 3 üzeri 13 çarpı 4 üzeri 13 diye yazabiliyorduk. Hatırladınız mı? Demiştim işimize yarayacak. Arkadaşlar bu da 3 üzeri 6 mıdır? 9'un karesi. Evet. Arkadaşım dikkat. 3 üzeri 6 değil. 4. Niye 6 diyor? Siz de evet diyorsunuz. 3 üzeri 4. Değil mi? 3'ün karesinin karesi 3 üzeri 4. Toplarsak 3 üzeri 13 mu oldu aşağısı? 3 üzeri 13'ler gitti mi? Bu sayı 2 üzeri 26 mı? Evet. X'de 26. Hocam ben bunu çok anlamadım. Tamam, tekrar yapıyoruz. Bakın. Arkadaşlar şimdi diyoruz ki ya bunlar tamam.
Daha yukarıdaki 12 ne alaka diyoruz. Hemen hatırlıyorum. 12'yi nasıl parçalayabiliyordum? 3 ile 4'ün çarpımıdır. Bunun küpünü alayım diyordum. E o da ne oluyordu arkadaşlar? 3 üzeri 13 çarpı 4 üzeri 13. Bunu hatırladınız mı? Tamam mıyız? Evet. Yukarıyı hallettik mi şimdi istediğimiz şekilde? Evet. Aşağıyı da 3 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 2'nin karesi, 3 üzeri 4 müdür 9'un karesi? Evet. Toplarsak aşağısı da 3 üzeri 13 oldu mu? Evet. Bunlar sadeleşti mi? Evet. Burası 4 üzeri 13, 2 üzeri dediği için 2 üzeri karesinin 13. kuvveti. Evet, tamam, anladım. O da oldu mu? Alper Tunga öldü mü? Issız Acun kaldı mı? Şimdi yürek yaralır. Evet, değerli dostlar, bunu da halletmiş olduk. Birkaç sorumuz daha var. Birkaç yüz mü? Birkaç bin mi? Evet, bayağı sormuşlar. Bununla da testimiz var. Arkadaşlar, sonraki sorular ve test ödev. Şunu sorayım hemen. Şu sayı kaç basamaklıdır? Hemen söyleyeyim. Hocam 46. Dikkatli bakın. Bak. Öyle bir şey söylemedim ben. Pardon. Üstü küçük olarak belirliyordu. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 21 diye mi yazıyorduk bunu? Hocam ben ikisini de 2 diye gördüm. Evet. Arkadaşlar sen... bakın şurası 10 üzeri 21 eder mi? Hatırladınız mı? Tamam mı? Evet. Ve 2 üzeri 4 ne oluyor? 2 üzeri 4? 16. Bakın 21 basamak burada. 2 basamak da burada. Kaç basamaklıymış? 23. Hatırladın mı şimdi? Evet hocam. Evet. Arkadaşlar hadi iftar edin. Bakın konuyu da bitirdik. Ve bu testler ödev arkadaşlar. Allah şükür hocam, bitmeyecek sandım. Ve kara köklü sayılara geçeceğiz. Artık üstü sayılarla ilgili bütün soruları kitaplardan yapabilirsiniz. Tamam. Görüşürüz hocam. Hayırlı iftarlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hocam görüşürüz. Görüşürüz hocam.